Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Yapımcı ve sunucunuz Ersan Oran'la Pedal Pedal Anadolu başlıyor.
arkadaşlar Çağrı ile öğrende buluştuk. Valla ben de patlıcan gibi olmuşum. Sıcak. Çağrı ile öğrende buluştuk. Arkasından Dikili'ye geldik. Dikili'de de şimdi koyları bana tanıtıyor. Demin gördüğünüz yollardan geliniyor işte. Sizler de öğrenin diye. Bir şekilde buraları keşfe çıktık. Şimdi de koyun adı ne? Şu anda abi Pisa koyundayız. Pisa koyundayız şu anda. Dikili'ye bağlı. Şöyle bir genel çekim yapayım size göstereyim. Şimdi Çağrı bize şöyle bir güzellik yapacak. Buraya yani ilk girdiğimiz yerden itibaren nasıl bir yol izleyeceğinizi Çağrı sen anlat. Şimdi arkadaşlar biliyorum çoğunuz gelmişsinizdir buralara. Ama şimdi bayram biliyorsunuz ve pandemiden sonraki o kısa mesafede herkes tatil için bu taraflara. Müsilaj dediğimiz bir de başımızda öyle bir dert var. Marmara'da girilmiyor. Yani evet. O yüzden herkes bu tarafta. Pisa koyu için şunu söyleyebilirim. Gelenler biliyordur zaten. Pisa koyunda kumsal çok kısa. Yani toplamda denizle kara arası 4-5 metre civarı ve yaygın bir şekilde. Yani buraya sabah erkenden gelmediğiniz takdirde gün içerisinde yer zor yer bulursunuz. İmkanı yok ya. İmkansız bir şey yani. Şu anda biz aşağıda kendimize yer bulamadık. Minnet dipti be. Zaten bu bizim ikinci koyumuz. Bundan sonra da aşağı tarafta Hayıklı koyu varmış. Oraya ben de daha önce bir defa gideceğiz. Ama resimlerden gördüğüm kadarıyla konaklama için uygun. Şimdi Pisa koyu için şunu bilgi verebilirim size. Bademliğin içinden geçiyorsunuz. Tek şerit yol. Köy içinde duruma kalkmanız var. Döşeme bir yoldur. Herhangi bir bozukluğu yoktur. Bademli'den çıktıktan sonra Pisa koyuna gelirken asfalttan indikten sonra aşağı yukarı bir toplamda 4 ya da 6 kilometre civarı toprak normal, toprak mücirli bir yoldan giriyorsunuz. Buraya geldiğinizde buradaki otopark alanı ücretsiz, plaj ücretsiz. Kesinlikle ücreti yok. Hatta bununla ilgili buradaki genelge olarak uyarılar da var. Ücret talep ediliyorsa direkt arayın bizi şikayet edin diye. Evet. Bu için size söyleyebileceğim şu. Çocuklar için de uygun, yetişkinler için de uygun. Derin değil, evet. İlk girişi altı kum tamamen herhalde. Kum. Evet. Bildiğiniz kum. Sonrası bazı yerlerinde tabii ki yosunlar var, bazı yerlerinde yok. Genelde buradaki arkadaşların çoğu hem yüzme hem balıkçılık amaçlı. Şöyle dönelim. Hem arkaya göstereyim. Aynen. Gösterebiliriz. Şurada ileride eski küçük bir adacık görünüyor. Ondan da uzun fark etmiyorum. Aa, şurada ileride arkamızda bir adamız daha var. O adamızda da küçük tekneler var. Herkes yolda gelirken gördük aracından teknesini indirip denize girmiş. Büyük bir ihtimalle o teknelerin hepsi orada. Evet. Çünkü adım adım çeker bir sürü tekne var. Karavanı da güzel yere koymuşlar ha. Tavsiye ederim. Gelin deneyin. Evet, burası gerçekten harika bir yer ama tabii bayram dolayısıyla bayağı bir yoğunluk var. Ama normal hafta sonlarında bu kadar veya hafta işleri sezonda bu kadar kalabalık olacağını hiç düşünmüyorum. İyi hadi yola devam o zaman. Oh, 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 oh
Yeter mi? Abi geçeriz de. Geçeriz de. Şimdi, uygun mu olur? Ha. Yok orada uygun abi de. Şimdi bizim orada iki aracı yan yana çekebileceğimiz bir ortam var mı? Gidelim bak, bakalım. Ben bilemiyorum. Gidelim bakalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarımız aynı isimde. Pedal Pedal Anadolu. Facebook, Instagram ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.